Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates sandalında sebzeli köfte yapacağız. Şimdi önce ben soğanımı ekliyorum. Bütün hepsini ekledikten sonra yoğuracağım. Çünkü hepsini birlikte yoğuracağım. Bir havuç, bir soğan, 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı galeta kırmızı toz biber, karabiber, kimyon, yeni bahar pul biber, tuz ve birer çay kaşığı pul biber, sadece yemek kaşığı oluyor. Ve maydanozumuz var, yarım demet ince kıyılmış. Ben bunların hepsini yoğuracağım ve bir tane de yumurta ekleyeceğim. Yumurtamı da ekliyorum. Bütün malzemesi iç içe girinceye kadar karıştırıyorum. Bir 10 dakika yoğrulursa çok güzel oluyor. İyice iç içe giriyor. Bir yemek kaşığı un tepsime koydum. 2 yemek kaşığı da su koydum şuraya. Ve köftelerimi yoğurdum. Şimdi köftelerimi hazırlayacağım. Eldivenimi çıkarayım artık. Elimi suya değdirirken azıcık değdiriyorum. Şöyle küçük küçük misket şeklinde, yani fındık şeklinde işte oluyor arkadaşlar. Köftelerimiz yavaş yavaş oluyor. Bunlar da sonuncular. Köftelerimiz tamamlandı. Şimdi kızartacağım. Ocağımın altını yaktım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım. Yağımız kızsın. Köftelerimi çok az çevireceğim içinde. Köftelerimi ekliyorum. Çok az çevireceğim yağda. Sonra tekrar soslanacak ya, onun için yeterli. Evet, son köftelerimi de aktarıyorum. Aynı tavada yağ ekliyorum tekrar 3 yemek kaşığı kadar. Bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Birazcık kavrulsun. Domates, 2 tane domates rendemiz var. Onu ekleyeceğiz. 2 tane domates rendesi ekliyorum. Kaşık kadar da tuz ekledim. 1 su bardağı kadar da su ekleyeceğim. Köftelerimi içine aktarıyorum. Altını kapatıyorum. Patateslerimizi haşladım. Bütün patateslerimizi soyduktan sonra
bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 100 gram da kaşar peyniri. Bir çay bardağı da süt ekleyeceğim. Bir çay bardağı kadar da süt ekliyorum. İyice karıştıracağım. İyice birbirine karıştırdım. Bir yemek kaşığı kadar yağ alıyorum borcama. Tepsimi yağlayacağım. Patateslerimizi böyle yuvarlıyorum. Sonra bardak yardımıyla çukur açacağım. Onu da göstereceğim sizlere. Bardağın altını yağ batırıyorum. Şöyle çeviriyorum. Evet, tamamıyla yuvarlaklaştı. Böyle patates sandallarımız oluyor. Her birine azıcık kaşar koyalım. Evet, 170 derecede 20 dakika pişmesi yeterli olur ama önceden ısıtılmış fırında. Evet arkadaşlar, pişti. Harika da oldu. YouTube kanalımı takip ederseniz, beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.